Herkese merhaba. Bu videoda da duyu organlarından dilden bahsedeceğiz. Yine bu da küçük bir video olacak, kısa bir video olacak. Hemen başlayalım. Dil tat almaya yarıyor tabii ki ama bunun yanında aynı zamanda beslenmeye, sonra konuşmaya ve aynı zamanda tabii ki asıl önemi olan, bizim de anlatacağımız tat almada görev alan bir duyu organı olmuş oluyor. Dilin üzerinde kemoreseptörler var. Yine aynı burunda olmuş olduğu gibi. Kemoreseptörler var ama aynı zamanda ağrı ve acıyı algıladığı için mekanoreseptörler ve sıcak soğuk algıladığı için termoreseptörleri de içeren bir duyu organı olmuş oluyor. Bunu da unutmayalım. Şimdi tat moleküllerini algılayabilmemiz için, yani bir şeyin tadını alabilmemiz için, tadı algılayabilmemiz için o maddenin suda ya da mukusta çözünmesi gerekir. Bu dilde tabii ki ağzımızın içerisinde tükürük adını verdiğimiz sıvı ile beraber gerçekleşiyor. Ancak çözünen maddelerin tadını algılayabiliriz. Bir şey mukusta çözülmediği zaman onun tadını algılayamıyoruz. Aynı kokusunu algılayamadığımız gibi. Dilimizin üzerinde epitel dokuda papilla adı verilen çıkıntılar vardır arkadaşlar. Hatta bunu aynaya bakıp şöyle dilinizi katlayıp da görebilirsiniz. Böyle parça 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 bir şeyler vardır. Bunlara biz papilla diyoruz. Papilla denilen çıkıntılar var. Ve bu çıkıntıların üzerinde de burada da tat tomurcukları var. Papillalarda tat tomurcukları vardır. Yani şu şekilde aslında, mesela şu dilimiz olsun. Üzerinde şöyle çıkıntılar var. Biz bu çıkıntılara ne diyoruz? Papilla ya da tat tomurcukları. Bu papillaların üzerinde de şu şekilde şöyle nar gibi tat tomurcukları var. Bu bir tat tomurcuğu. Şu görmüş olduğunuz uzantılar reseptörler, çeşitli tatları algılamaya yarıyor. Bunlar da duyu sinirleri tad alma merkezine tatları götürecekler. Şimdi burada kemoreseptörler var dedik ve bu kemoreseptörler dilin üzerinde dilde dağınık bulunur. Yani dilin her yerinde kemoreseptörler vardır. Önceden şey vardı, işte dilin ucu tatlıyı algılar, arkası acıyı algılar, işte yanı bunu algılar, şu yanı bunu algılar. Böyle şeyler söylüyorduk ama artık bunun geçerli olmadığını biliyoruz. Dilin her yerine reseptörler dağınık olarak bulunuyor. Dağınık olarak serpiştirilmiş halde. O yüzden dilin her yeriyle her türlü tadı algılayabiliyoruz. Şimdi bu kemoreseptörler çeşitli tatları algılıyor ya. Nasıl kemoreseptörler var? Yani hangi tatlar var dersek? İşte tatlıyı algılayan kemoreseptörler var. Bunun dışında tuzluyu algılayanlar var. Acıyı algılayanlar var. Ekşi tadı algılayan ve bir de son olarak yeni bulunan umami dediğimiz bir tat var. Aslında umami demek lezzetli demek. Hani bazı yiyecekler olur ya, bu çok lezzetli deriz ama tatlı diyemeyiz, tuzlu diyemeyiz, acı ekşi değil. O lezzetlidir. Yani değişik bir lezzet verir bize. İşte o tada biz umami diyoruz arkadaşlar. Bu aslında umami glutamat denilen amino asit tarafından oluşturuluyor ve özellikle peynir gibi bazı besinlerde doğal olarak bulunuyor bu tat. Umami tadı böyle bir tat. Şimdi tat bu şekilde, bir şeyin tadını algılarken bu tat tomurcuğu üzerindeki, pardon, papilla üzerindeki tat tomurcuklarına reseptörler var. Tükrükte çözündükten sonra onun biz bu duyu sinirleriyle beraber tad alma merkezine gönderiyoruz ve tadını almış oluyoruz. Tat almada ayrıca önemli olan bir şey daha var. Tat ve koku biraz beraber çalışıyor.
Tat ve koku reseptörlerinin beyine gidiş yolları farklıdır. Yani biri farklı yola gider, biri farklı yola. Ama bunlar birbirleriyle etkileşimlidir. Dolayısıyla koku alma engellenirse tat alma da azalır. O yüzden mesela grip olduğumuzda burnumuz tıkalıyken bazı yiyeceklerin tadını da algılayamayız. Bu yüzden olur. Ya da mesela bir şey yiyecek olun örneğin. Burnunuzu iyice tıkayın, kapatın. O şeyi istediğiniz kadar çiğneyin. Tadını algılayamazsınız. Hatta çocuklara özellikle sevmediği yiyecekler yedirilirken ya da böyle hafif onun sevmediği tatlar ya da ilaçlar varsa böyle burnu kapatılıp da verilir. Böylece kokusunu almadığınız zaman tadını da oldukça az alırsınız. O halde şöyle yazabiliriz. Tat ve koku reseptörleri beyine farklı yollardan gider. Ama birbiriyle etkileşimlidir. Evet, bunu da unutmayalım. Bu da özellikle önemli bir nokta. Evet arkadaşlar, dil bu şekilde. Burunda olduğu gibi burada da kemoreseptörlerin olduğunu, bir şeyin tadını algılayabilmemiz için onun suda ya da mukusta çözülmesi gerektiğini unutmayalım. Papillaların üzerinde tat tomurcuğunun olduğunu ve reseptörlerin dilin her tarafına yayıldığını bilsek yeterli. Bize hiçbir zaman işte hangi reseptörler vardır, adları nedir gibi bir şey gelmez. Genel anlamda dilin bu özelliklerini bildik mi bununla ilgili soruları rahatlıkla çözebiliriz. Evet arkadaşlar, umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.